Doların ve altının keskin düşüşünden sonra hedeflerinde ya da fikrinde bir değişiklik var mı diye soranlar oluyor. Çok net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar, hedefimde bir milim bile değişiklik yok. Çok yakın zaman içerisinde hem doların hem de altının onsunun, tabi buna bağlı olarak da gram altının çok hızlı bir şekilde yükseldiğini göreceğiz. Bugün de her zaman olduğu gibi hem rakamları hem de dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bakın, korona vakaları 53 milyon kişiyi geçmiş durumda ve hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyanın pek çok ülkesinde birinci dalgaya nazaran çok daha hızlı bir yayılım hızı var. İngiltere'de korona vakaları geçen aya göre tam 2 kat artmış durumda. Amerika'da rekor üzerine rekor kırılıyor ve günlük vaka sayısı 150 milyon kişiyi geçmiş durumda. Keza Rusya'da, Avrupa'nın diğer ülkelerinde de korona vakalarının hızla arttığını görüyoruz. Korona ile ilgili dünyanın pek çok ülkesi tedbirler almaya devam ediyor. Bir örnek, Merkel'in açıklaması diyor ki ikinci dalga birinci dalgadan çok daha güçlü olacak gibi görünüyor. Korona vakaları bu hızda arttığı sürece ülke ekonomileri kapanmaya devam edecek ve bu da hem üretim üzerinde hem de dünya ticareti üzerinde çok ciddi baskılar yaratacak. Peki ne yapılacak bunun karşılığında? Çok kısa vadede çok yüksek oranlı teşvikler arka arkaya açıklanacak. Amerika'da Ocak ayına kadar teşviklerin durdurulduğu söylentisi haberleri gelmeye başladı. Teşviklerin Amerika'da gecikmesiyle birlikte aslında risk çok daha büyüyecek. Ve bu stres ortamı da altının onsunun önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde yükselmesini beraberinde getirecek. Dünyada da olumlu bir hava yaratıldı aşı haberleriyle. Oysa ki dünyada işlerin sarpa sardığı herkes tarafından görülüyor. Ve büyük balinalar bu dönemde en uygun fiyatlarla altın onsun topladılar. 1860-1870 seviyelerinden kendilerine yeni maliyetler oluşturdular. Çünkü altının çok hızlı bir şekilde yükseleceğini çok net bir şekilde görüyorlar. Bunun en bariz örneklerinden birisi Goldman Sachs'ın 2021 yılıyla ilgili altın ons tahmini ne biliyor musunuz? 2300 dolar. Evet, Goldman Sachs 2300 dolarlık bir altın fiyatı bekliyor. Sizce neden? Çünkü dünyanın gittiği noktayı çok net bir şekilde görüyor. Korona vakalarının engellenemeyeceğini görüyor. Ölüm vakalarının her geçen gün artmaya devam edeceğini görüyor. İkinci dalganın birinci dalgadan çok daha sert olacağını görüyor. Ve bu nedenle de altına olan talebin artacağını da biliyor. Ve altın fiyatlarını iyimser bir tahminle 2300 dolar olarak açıklıyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki korona vakaları ile ilgili sıkıntı gündemde olduğu sürece ve buna bağlı olarak dünya ekonomisi bozulduğu sürece ve buna bağlı olarak yepyeni teşvik paketleri açıklandığı sürece arkadaşlar altın 2500 dolara emin adımlarla ilerleyecek. Olay derinleşirse emin olun biz 2020 yılı içerisinde 3000 dolarlık bir altın fiyatı bile görebiliriz. Borsa 128.685 puan seviyesinde %1.19'luk bir yükseliş var. Hayırlı uğurlu olsun. Güllük gülistanlık bir hava estiriliyor. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Berat Albayrak tırnak içerisinde istifa etti ve onların yerine gelen isimlerle Türkiye ekonomisindeki her şey düzeltilmiş gibi gösteriliyor. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanı ile Maliye ve Hazine Bakanı'nın arkasındayım demesi bir faiz arttırımı gibi nitelendiriliyor. Eğer piyasanın istediği gibi 400-500 bas puanlık bir faiz arttırımı gelir ise bu da Türkiye'yi çok net bir şekilde büyük bir faiz sarmalının içerisine sokacak ve önümüzdeki günlerde cari açık bu seviyelerde olduğu sürece ve faiz oranlarının yüksek olması, kurum baskılanması nedeniyle ihracat gelirlerinin, turizm gelirlerinin de iyiden iyiye azalması nedeniyle ekonomik bir kriz, ekonomik bir çıkmaz, bir kur şoku kaçınılmaz olacak. Faizin arttırılması konusunda çok emin olan arkadaşların oturup bir kez daha düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Societe General, Goldman Sachs ya da TD gibi kuruluşlar çıkıyorlar diyorlar ki 400 bas puanın üzerinde faiz arttırımı gelecek Türkiye'de. Bu kadar açık ve aleni bir şekilde Merkez Bankası beklentileri karşılayacak mı? Dolar %10 oranında neredeyse düştü. Bu bir hafta içerisinde ve bu bir hafta içerisinde bakıyorsunuz bireyler ve kurumlar tüm güçleriyle buldukları her seviyeden dolar, euro, sterlin almaya devam ediyorlar. Döviz mevduatları
224 milyar dolara ulaşmış durumda arkadaşlar. Kim ne derse desin, bakın söylediğimiz bir kez daha çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolar düştükçe, kur düştükçe insanlar dolara, kura olan taleplerini arttırıyorlar. Türkiye ekonomisinin ve dünya ekonomisinin nereye gittiğini herkes çok net bir şekilde görüyor. Türk lirasının ne kadar büyük bir kırılganlık içerisinde olduğunu da görüyor. Hem Türkiye'de hem dünyada borsalar büyük bir balon haline getirildi. Ve borsaların yıkımı büyük zararları beraberinde getirecek. Önümüzdeki günlerde dikkatli olmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Dolar bugün 7.75 tepede, 7.63-62 aşağıda gördüğü seviyeler. Bir miktar daha gevşeyebilir gibi görünse de doların tabanına gelmiş gibi görünüyoruz arkadaşlar. Bu seviyelerde ufak ufak taban oluşturulmaya başlanacak ve sonrasında da doların yükseliş eğilimine girdiğini göreceğiz. İlk hedefi 7.95 olacak. Bakın bunu bir kenara not edin. Önce 7.95'i göreceğiz. Burada bir süre ilerleyecek. 19'undaki Merkez Bankası'nın açıklaması sonrasında ise agresif hareketler görmeye başlayacağız. Eğer ki Merkez Bankası piyasanın beklentisi olan 400 bas puanlık faiz artırımını gerçekleştirirse arkadaşlar, o zaman doların çok hafif geri çekildiğini ve sonrasında da yine emin adımlarla yükselişin devam ettirdiğini hep birlikte görürüz. Öbür taraftan eğer ki beklentilerin altında, yani 100-150 bas puanlık bir faiz artırımı olursa, hemen çok ısrarlı bir şekilde 8.5 seviyesine doğru ilerlediğini göreceğiz doların. Hele ki arkadaşlar Merkez Bankası geçen ay yaptığı gibi büyük bir sürpriz yaparsa ve faizleri sabit tutmaya devam ederse, İşte o zaman biz doların 9 liranın da üzerine çıktığını görüveririz. Hem de öyle haftalarca sürmez, birkaç gün içerisinde doların 9 lira üzerine tırmandığını görürüz. Peki beklentiler gerçekleştirilirse, yani 400 bas puanlık bir faiz artırımı olursa, bu yabancıların akın akın Türkiye'ye gelmesini beraberinde getirir mi? Getirmez arkadaşlar. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Çünkü 400 bas puanlık bir faiz artırımı reel pozitif faiz anlamına gelmiyor. Bakın pozitif reel faizi hesaplarken yabancılar enflasyonla faiz arasındaki farkı alıp buradaki fark pozitif faizdir demiyor. Bunun üzerine vergiyi koyuyor, stopajı koyuyor, yurt dışındaki sizin CDS'inizi, yani risk priminizi koyuyor, kur şoku ihtimalini koyuyor. Dolayısıyla sizin öyle bir faiz arttırımı yapmanız gerekiyor ki o faiz arttırımı mevcut enflasyonun en az 5 puan üzerinde olmalı. Belki o zaman siz yabancıları ülkeye çekebilirsiniz ya da yerlilerin bir kısmının dövizden ya da altından çıkarak faize, mevduata gitmesini sağlayabilirsiniz. Onun altında yapacağınız faiz arttırımları, yani öyle 400 bas puanlık, 500 bas puanlık faiz arttırımları sadece doların kısa vadeli bu seviyelerde kalmasını beraberinde getirir. Öbür taraftan şunu da unutmayın arkadaşlar. Bu ihtimal zaten satın alındı. Piyasada yayılan bu söylenti satın alınarak zaten dolar şu anki seviyesine gevşedi. 400 bas puanlık bir faiz arttırımı ekstra bir inişi işaret etmeyecek. Aksine doların tekrar yukarıya doğru eğilimini beraberinde getirecek. Keza Euro'da da sterlinde de yükseliş eğiliminin devam ettiğini göreceğiz. Ha şunu sorabilirsiniz. Peki doları durdurmak için, doları baskılamak için 800, 900, 1000 bas puanlık bir faiz arttırımı yapılabilir mi? Böyle bir faiz arttırımının bedeli Cumhurbaşkanı tarafından ödenir. Çünkü Türkiye'de artık kimse faizleri arttıranın ya da düşürenin Merkez Bankası olduğunu düşünmüyor. Faiz kararlarını tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiğini herkes gayet iyi biliyor. 1000 bas puanlık bir faiz arttırımını kendi tabanına anlatması mümkün değil. 400 bas puan, 400 bas puan, 400 bas puan 3 aylık faiz arttırımını da Sayın Cumhurbaşkanı kendi tabanına anlatamaz, açıklayamaz. Ha bu arada bundan sonraki süreçte el açık edildiği için faiz arttırımları olmazsa arkadaşlar, kurdaki şok hareketlerine de hazır olun. Geçen ay yakalanmış olan avantaj kaybedildi. Bir kez daha Merkez Bankası piyasaları terse düşürürse bunun bedelini de ağır ödemeye hazır olsun. Yani öyle ya da böyle bu faizleri arttırması gerekiyor. Ha arttırır mı? Vallahi ben o konuda tekrar altını çizerek söylüyorum, emin değilim. Her an bir sürprize hazır olun diye özellikle sizlere söylemek istiyorum. Sterlin
10 liranın üzerinde durmaya devam ediyor. Biliyorsunuz 11 liranın üzerine çıkmıştı. Ama şu sıralar 10-20, 10-19 seviyelerinde gidip geliyor. Euro-dolar paritesi 1.18-21 seviyesinde. Amerika'daki teşvikler gecikti ama her an olağanüstü bir kararla teşvik paketleri açıklanabilir beklentisiyle Euro-dolar paritesini bu seviyede tutmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Ancak ocağa sarkması devam ederse Amerika'da açıklanacak teşviklerin Euro-dolar paritesindeki agresif satış baskısını görmeye başlarız. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Birliği 750 milyar euroluk bir paket açıkladı. Bu da euronun değer kaybetmesi, doların değer kazanması anlamına gelecektir. Ve paritenin de 1.10'un altına doğru hızlı adımlarla ilerlemesini beraberinde getirecektir. Faizler bugün %13 seviyelerine kadar gevşedi. Sonrasında günün ikinci yarısında kendisini %14'ün üzerine tekrar attı. Bu neyi işaret ediyor acaba? Bunu da iyi okumak lazım. İlerleyen günlerde neyi işaret ettiğini sizlerle daha da detaylı bir şekilde paylaşacağım. Ve altının onsu 1860'lara kadar gevşedi. Şu anda 1894-95 seviyelerinde altında ufak ufak hareket başlıyor. Bakın altını çizerek söylüyorum. Altının onsunda ufak ufak hareket başlıyor. Önümüzdeki hafta 1900'ün üzerinde, hatta ufak ufak gelen haberlerle 2000'i zorlamaya başlayan bir altın ons fiyatını tekrar göreceğiz gibi görünüyor. Biraz önce korona ile ilgili söylediklerimden dolayı, aynı zamanda teşviğin yaratacağı riskten dolayı, bakın teşvik açıklanmazsa korkunç bir risk ortamı doğar ve bu da altının yükselmesini beraberinde getirir. Teşvikler artarsa bu tasarruf eğilimini beraberinde getirir. Bu da altının yükselmesini beraberinde getirir. Yani altının onsunun düşmesi için artık ortada hiçbir sebep kalmadı arkadaşlar. Aşı söylemlerinin, aşı haberlerinin de tatmin edici olmadığı çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla altın onsu önümüzdeki hafta 1900 doların üzerine atacak kendisini ve gelen her haber yükseliş için kullanılacak ve 2000 doları zorlamaya başlayan bir altın ons değeri göreceğiz. Buna bağlı olarak gümüşün onsunun da yükseldiğini göreceğiz. Gümüşün gramının da yükseldiğini göreceğiz ve Türkiye'de altının gramının da yükseldiğini göreceğiz. Ha tabii şunu da unutmayın. Türkiye'de dolar da yükseliş eğilimine ufak ufak girmeye başladı. Tekrar 7.95'e doğru gidecek ilk etapta demiştim sizlere. Ve 1900'ün üzerine çıkan altın ons değeriyle birlikte gram altın tekrar 500 liranın sınırına gelecek. Geçmişte gördüğümüz filmleri izlemeye devam ediyoruz. Hızlı yükselişler, ardından geri çekilmeler, sonra daha hızlı yükselişler. Dolar geldiği yeri yine unutmayacak arkadaşlar ve Türkiye'de bu kadar büyük makroekonomik sorunlar olduğu sürece, cari açık kapatılamaz düzeye geldiği sürece dolardaki agresif hareketleri görmeye devam edeceğiz. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.